Yeniden merhaba. Beyaltistanče'de kaldığımız nokta burasıydı. Şimdi buradan itibaren tekrar devam edelim örtümüze. Bu deseni ben burada da tekrarlamak istiyorum. Dolayısıyla arada 3 sıra gittiğimiz bir sık iğne kısmı var. Onu da şimdi tekrarlayarak daha sonra bu desene geçiş yapıp farklı bir desenle örtüyü biraz daha büyütelim. O yüzden ben arada kullandığım renk tonunu alıyorum. Ve tığ numaram 3,5. Daha önce kaçta gittiğimi unuttum. Çünkü aynı anda birkaç örtüyle devam ettiğim için. Ama 3,5 yeterli olacak diye düşünüyorum. Hemen başlangıç ilmeğini batıyorum. Başlarken normal başlangıç ilmeğini çekmeden direkt ilk trabzanın iki katına batıp şu şekilde biraz ip bırakıp ipi çıkardıktan sonra bir zincir çekip ipi biraz mesafe bıraktım, ipi bu tarafta tutup tekrar aynı yere batıp sık iğne yaparak sıraya başlıyordum. Tekrar bunu yaptım. Markerı da taktım. Kenar belli olsun diye. 3 sıra dediğim gibi sık iğne gideceğiz ve dolayısıyla hemen ikinci trabzanın arka katından itibaren başlıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Arkadaki tek katlarına batarak sık iğne yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Bu arada benim ipim aynı renk tonu değilmiş ama ben şimdi kamerayı kapattıktan sonra gerçek renk tonuma geçip tekrar devam edeceğim ama bir şey fark etmez. Sonuçta siz sanırım şuradaki 3 tane sık iğne sırasının yapmamız gerektiğini anlamışsınızdır. Sizinle birlikte başlamak istedim ben çünkü. 3 sıra bu şekilde sık iğne yapıyorum. İlmek sayımız 160'tı. Yanlış hatırlamıyorsam ama sayacağım. Çünkü dediğim gibi aynı anda birkaç şeyi yapıp birilerine yoğunlaşınca böyle biraz sekteye uğrayabiliyor. Hatırlamam için biraz süreç gerekiyor. Bu örtüyü de yeni elime aldığım için henüz konsantre olamadım. Ama dediğim gibi şunu tekrarlayacağız 3 sıra. Sonrasında bu desenimizi tekrar yapıp farklı bir desene tekrar birlikte geçeceğiz. O halde 3 sıra sık iğne yapıp git gel bitirip kesip ipi tekrar geri dönüş yaparak buradan başlayarak 3 sıra giderseniz ki ben de öyle yapacağım. 3 sıranın sonunda tekrar buluşalım. Ben sıra sonuna geldim. 3 sıra sık iğne yaptım ve bu arada ilmek sayımız 160'mış. Ben dediğim gibi hatırlamamıştım. Son sık iğneyi de yaptım ve bir zincir çektim. Sırayı bitiriyorum. Kesiyorum. Şimdi dediğim gibi bu örneği tekrar ben tekrarlamak istiyorum. O yüzden de başlangıç noktasını yapıp sonrasında siz lütfen bir sonraki bölümde olması gerekiyor. Bu deseni bulup eğer karıştırıyorsanız, çünkü ben aynı şeyi tekrar gösterirsem süre kaybımız olacak. Zaten biz aynı şeyi yaptık ve dolayısıyla sıkıcı da olacak. Aynı şeyi size göstermem çok anlamı yok ama başlangıcını birlikte yaptıktan sonra lütfen bu desene gelip tekrar bu deseni yaptıktan sonra desenin bitiminde tekrar buluşalım. Ben desenin bitimini ben de yapıp tekrar sizinle buluşacağım. Başlarken ne yapmışız? Başlangıç ilmeğini yapmışız. Şimdi alayım ben ipi. Yine 3,5 milimetre ile devam ediyorum ben. Başlangıç yeri burasıydı. Şu şekilde başlangıç ilmeğini batıyorum. Daha doğrusu ilk trabzanın iki katına batıyorum. İpi geçiriyorum. Bir zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum ama ipi ben şu tarafa koyuyordum ama bu sefer yön burada kalsın iple birlikte.
Nedenini şimdi söyleyeceğim. Aynı yere batıp sık iğne yaptım ve markerı çıkarıp tekrar kenar ilmeğini taktım. Çünkü buradan itibaren trabzanlarla batarken bu ipi de arka tarafında tutarak örmeye devam edeceğim ve böylelikle gizlemiş olacağım. Çünkü ben kenar borduru geçeceğim için ip bırakmama gerek yok kenarda. Hemen dediğim gibi buraya bakalım. Başlangıç ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikili trabzan yapmışım. Ama bir alt sıradaki, hemen batayım. Aa, özür dilerim. Oraya henüz gelmemişiz. Çok özür diliyorum. Biz şimdi şu an sık iğne yapacağız deseni kurmaya çalışıyorum. Bir sıra bu renkle gitmem gerekecek kontür. Yani öncelikle çok özür diliyorum bu arada. Dedim ya, adaptasyon süresi gerekiyor. Şimdi bir sıra daha sık iğne gidelim. Şu anda bu renk tonuyla arkasına batıyorum. Şimdi bu bıraktığım ipte yön burada olduğu için artık rahatlıkla şu şekilde sık iğne yaparken bu ipi de beraber ördüğüm zaman gizlenmiş olacak ve arkası da temiz olacak gördüğünüz gibi. Bu şekilde yine şu kontür renginde olduğu gibi bir sıra normal sık iğne yapalım. Sıra sonuna gelelim. Sonrasında zaten bu kontür rengiyle şu sırayı gideceğiz. Başlarken ben zaten başlangıcını yapacağım. Dediğim gibi sizden rica ediyorum. Sonrasında siz bu desenin olduğu kısma eğer şaşırırsanız, bakarak çıkaramıyorsanız şayet bu desenin olduğu kısma getirip, ki bir önceki bölümde muhtemel veya kısım kısım çekiyorsam kısmına dikkat ederek, şu an aklımda değil çünkü, deseni tekrar edeceğiz. Ama şimdi ben bir sıra normal renkle gideceğim. Sonrasında deseni şöyle kurduktan sonra devamını siz diğer videoya bakarak tekrarlayacaksınız. Çünkü bununla zaman kaybetmeyelim bence. Bu zaten var. Bunu tekrar geri dönüş yaparak çıkarabilir. Sonrasında farklı bir desen çıkararak bu bölümü bu şekilde ilerletelim. O halde ben bir sıra sık iğne gidiyorum. Bitiminde tekrar örneği kurarken tekrar buluşalım. Ben sıra sonuna geldim. 159 ve bu da 160. sık iğne. Bir zincir çekiyorum, ipi kesiyorum. Şimdi artık deseni kurabiliriz. Dediğim gibi desenin başlangıcını birlikte yapalım. Sonrasında siz devam edersiniz ki bunun anlatımı vardı zaten. Ama birlikte başlayalım şimdi. Başlangıç ilmeğini batıyorum yine iki katına. İpi geçiriyorum. Biraz mesafe bırakarak. Bir zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum. Sık iğne yapıyorum. İpi de aynı şekilde bu tarafta bırakıyorum artık. Birlikte örerek gizleyeceğim çünkü. Bunu bir takalım önce. Hemen şuraya bakıyorum örneğin. Şurada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikili trabzan yapacağım. Nereye batacağım? Kendi sırasına batacağım. Ta ip alıyorum. Hemen bir alt sıradaki kendi rengine batıyorum. Şu ipi de üzerine alıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bu bir. Devamına batıyorum. Sıradaki sık iğnenin boş bıraktığım katına. Devamına batıyorum. Bir de beraber yürütüyorum. 3 oldu. Devamına batıyorum. 4 oldu. Devamına batıyorum. 5 oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Kaç tane olacak? 3, 5, 6 tane olacak. Bir tane daha yaptım da tamam. Bu da 6. 6 tane ikili trabzan yaptım. Şu deseni tekrarlıyoruz. Sonrasında arkadan başlangıç ilmeğinden sonra sayıyorum. 1,
2, 3, 4, 5, 6 tane boş bırakıyorum. 7. sık iğneye batıyorum. Tekrar sayalım. Başlangıç ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne bırakıyorum. 7.ye batıyorum ve şurada olduğu gibi 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve bu da 3. Sonra devamında 3 tane ikili trabzan var. Ta ip alıyorum. Hemen sıradaki sık iğnenin altındaki kendi rengindeki sık iğneye batarak ikili trabzan yapıyorum. Bu bir. Devamındakine batıyorum. İkinci ikili trabzan. Devamındakine batıyorum. Bu da üçüncü ikili trabzan. İpi de şöyle bir arkaya alalım. Buradan da çek ediyorum. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi fazla batmışım. Evet, güzel. Bazen böyle sorunlar yaşayabilirsiniz. Kendinizi test etmek için şöyle sayayım. 1, 2, 3, 4. Bakın bir tane fazla batmışım. Battığım için de görüntü böyle. O yüzden söküyorum. Acaba şurayı mı yanlış yaptım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.ye battım. 3 tane sık iğne. Tamam. Şu 3. sık iğne. Sıradaki 1, 2, 3. Şuranın neden fazla çıktığını anlayamadım. Şuraya batmam gerekecekmiş bir tane. Fazladan ilerlemişim. 1, 2, 3 tane sık iğne. Sıradaki ilmeğin kendi katına batıyorum. 3 tane de ikili trabzan. 1, 2 ve 3. Üçünü güzel yapıyorum. Şu anda böyle hatalarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden de geri dönüp bu şekilde de kendinizi çek edebilirsiniz. Buradan da gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane boş bırakıyoruz. Buradan da 1, 2, 3 tane boş bırakıyoruz. Zaten ilmekleri biraz farklı battığımız zaman şöyle elimizle yokladığımız zaman şöyle görüntü olarak da bir bozukluk ortaya çıkıyor ve dolayısıyla geri dönüp tekrar benim yaptığım gibi kontrol edebilirsiniz. Dediğim gibi bu deseni biz zaten yapmıştık ve dolayısıyla bu desenin tekrarını yapacaksınız. Ben şimdi deseni tekrar edeceğim. Siz de lütfen aynı şekilde tekrar ederseniz desenin bitiminde tekrar buluşalım ve farklı bir desene tekrar geçelim. Ben desenin tekrarını yaptım ve sıra sonuna geldim. 5 tane ikili trabzandan sonra şurada bir şu açıklığı istemediğim için sonuncu sık iğneye ise sadece arkadaki tek katına batarak sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip ipi kesiyorum. Böylelikle deseni tekrarladım ben. Dediğim gibi siz bu deseni biz sizinle daha önce çalıştığımız için tekrar ben bakarak çıkarabiliyorum ama bakarak çıkaramayanlar için desen için tekrar bu yaptığımız kısma gelip tekrar kurup yapabilirler. Zaten başlarken birlikte başladık ve 160 ilmek üzerinden gidiyoruz demiştim. Böylelikle buradaki deseni bitirdik. Şimdi yeni desene birlikte başlayalım yine. Yeni desen için
dediğim gibi mozaik desende iki iple çalışıyoruz ve hep önden çalışıyoruz ve arka katlarını batarak çalışıyoruz demiştim. Öncelikle iki rengi belirlemeniz gerekecek. Yine bir tane fon rengi ve fon renginin üzerine koymak istediğiniz renk tonu. Ben fon rengi olarak bunu kullanmak istiyorum. Yani şu gittiğim kısımlarda olduğu gibi bu benim için fon rengi. Üzerine koyduğum ise normal kontür. Şu şekilde iki renk kullanacağım. Siz de öncelikle iki tane rengi belirledikten sonra bunu ben deseni çıkarırken kullanacağım için şimdilik bunu kaldırıyorum. Fon rengi ile başlıyoruz sıraya ve yine aynı şekilde 3 sıra sık iğne gideceğiz ve bu arada başlangıç ilmeği de dahil olmak üzere sıra sonundaki son ilmeğe battığınızda ilmek sayısının 160 olmasına dikkat edin. Çünkü ben 160 sayı üzerinden kurdum ve 160 sayı üzerinde ilerliyoruz zaten. O yüzden fon rengini alıyorum. Başlangıç ilmeğini batıyorum. Şu şekilde ipi geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. İp bu tarafta. Ve tekrar aynı yere batıyorum sık iğne. Markörü buraya geçiriyorum. Sıraya başlayacağım şimdi. Hemen yanındaki sık iğnenin arka katına batarak ve bu ipi de beraberinde örerek sıra sonuna kadar sık iğne yapıyorum. Arka katlarına batarak bu şekilde sık iğne yapacağım. Aynen şurada ve şurada olduğu gibi. Tekrarını biliyorsunuz. Sıra sonuna geliyorsunuz, ipi kesiyorsunuz, tekrar buradan başlıyorsunuz ve bunu 3 kez tekrarlayacağız. Bu şimdi benim için 1. Keseceğim ipi, tekrar buradan başlayacağım. Aynı şekilde 2 ve 3 sıra burada olduğu gibi gideceğim. Ve lütfen siz de 3 sıra giderseniz 3 sıranın bitiminde tekrar buluşalım ve yeni deseni tekrar birlikte kuralım. Ben 3 sıra gittim size söylediğim gibi. Muhtemelen siz de şimdi 3 sıra gideceksiniz. Sonrasında bir sıra normal desenin renginin dışında bir sıra daha gidip tekrar kontür renginden gitmek istiyorum. Ve o da sarı olsun istiyorum. Sonrasında deseni bu renkle zaten yapacağımı söylemiştim. O yüzden bir sıra daha siz kendi kontür renginize uygun bir ton seçerseniz. Ben çünkü sarıyı buralarda da kullandığım için tekrar sarı gitmek istiyorum. Yine başlangıçtaki kenar ilmeğini batıyorum. Bu şekilde. Bir zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum. İp yönü burada. İpin üzerine basarak batıyorum zaten. Ve tekrar markörü buraya takıyorum. Yine sıradaki ilmeğin arka katına batarak sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Biraz renk katsın istedim. Sonrasında 3 sıra kontür fon rengi diyeyim, kontür değil fon rengini tekrar yapıp yani şu rengi tekrar yapacağım 3 sıra. Sonrasında desene tekrar geçeriz. Yani bir sıra şundan gideceğim. 3 sıra lütfen tekrar şunu tekrarlayın. Sonrasında bir sıra bununla gidip tekrar deseni kuracağız. O halde geri geldiğimde ne yapacağım ben? Sarıdan sonra 3 sıra tekrar bu rengi tekrarlamış olacağım. Ve onun bitiminde tekrar buluşacağız. Siz de aynı şekilde devam ederseniz sonrasında diğer kısımlara rahatlıkla geçebilirsiniz. O halde bitiminde tekrar buluşalım. Ben size söylediğim şekilde tamamladım ve şu anda sıra sonundayım. Bir zincir çekiyorum ve ipi kesiyorum. Ne yaptık? Şöyle göstereyim. Şuradaki desenden sonra 3 sıra
gittim ki benim fon rengim buydu. Sonrasında araya şöyle bir hareket katmak istediğim için bir sırada farklı renk tonuyla gittim. Ama biz iki renk tonuyla devam edeceğiz demiştim. Bu fon rengi, bu da üzerindeki desen yapmak istediğim renk. Ben bunlarla devam edeceğim. Ve şimdi artık desene başlayabiliriz. Başlamadan önce bir sıra sık iğne gittikten sonra onun üzerine zaten deseni kuracağız. O yüzden alıyorum diğer rengi. Yine aynı şekilde başlıyorum. Başlangıçtaki ilmeğe batıp bir zincir çekip tekrar aynı yere batıp sık iğne yapıyorum. Bunu da takıyorum şimdi buraya. Ve çektiriyorum biraz. Bu ipi de tutuyorum böyle. Ve hemen ikinci sık iğnenin arkadaki katına batarak, batamadım, batacağım. Batarak ve bu iple beraber örerek sıra sonuna kadar ilerliyorum ve sayıyorum. Aynı zamanda sayıları. Başlangıç ilmeğiyle birlikte toplam 160 tane trabzanım olmalı. Bu şekilde ilerleyelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. Arka katlarına batarak. Ve sıra sonunda tekrar buluşalım. Ve desene birlikte geçelim. Sıra sonundayım. Son iki tane sık iğne kaldı. Şimdi onu da yapınca sırayı tamamladım. 160 tane sık iğne başlangıç ilmeğiyle birlikte. Bir zincir çekiyorum ve ipi kesiyorum. Şimdi artık deseni kurmaya başlayabiliriz. Alıyorum diğer renk tonunu. Başlangıç ilmeğine tığ geçiriyorum. Bir zincir ve tekrar aynı yere batıyorum. Sık iğne. Şimdi sıraya başlıyorum. İkili trabzan yapacağım. İki tane kendi renk tonuna. Biraz sıradaki tığa ip alıyorum. Sıradaki sık iğnenin altındaki, daha doğrusu bir alt sıradaki başlangıç ilmeğinden sonraki kendi rengindeki sık iğnenin tek katına batıyorum. İple birlikte ikili trabzan yapıyorum. Bu bir. Yanındakine de batıyorum. Bir tane daha yapacağım çünkü. İkinci ikili trabzan. Arkadan bir, iki tane boş bırakıyorum ve üçüncü sık iğneye batıyorum. Başlangıç ilmeğiyle birlikte dördüncü. Bir, iki, üç, dördüncü sık iğne olacak. Arka katına batıyorum. 9 tane sık iğne yapacağım. Bu bir. İpi de beraber yürüterek örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane sık iğne yaptım. Sonrasında 3 tane ikili trabzan yapacağım. Sıradaki sık iğnenin altındaki kendi rengindeki sık iğnenin öndeki katına batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bu bir. Devamındakine batıyorum. 2
Devamındakine batıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi şuradan itibaren sayalım bakalım. Şuradan, şuradaki ikili trabzanla buradaki ikili trabzan arasında 9 tane sık iğne var mı? Şu ön katlarından sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet. Şu an doğru yapmışız. Ve sıraya da başladık. Bu sırada bunu tekrarlayacağız. Arkadan da 3 tane ikili trabzan yaptığım için 3 tane boş bırakıyorum. İlmek 1, 2, 3. Dördüncüye batıyorum. Ve yine 9 tane sık iğne. 1, 2, 3. Arka katlarına batıyorum. 4, 5, 6, 7, 8 ve bu da 9. 9 tane sık iğne. Tekrar sıradaki sık iğnenin batmak yerine bir alt sıradaki kendi renk tonundaki sık iğneye batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine batıp tekrar ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine batıp tekrar ikili trabzan yapıyorum. Yani 3 tane ikili trabzan yaptım. Buradan buraya kadar da 9 tane sık iğne boşluğu olmalı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bu şekilde bakarak da kendinizi kontrol edebilirsiniz. Şimdi tekrar 9 tane sık iğne yapacağım ama arkadan 3 tane, şu 3 tane ikili trabzan yaptığım için 3 tane sık iğne boşluğu bırakacağım. 1, 2, 3 batacağım nokta şu. Buluyorum ve buradan itibaren yine 9 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Arkadaki katlarına batarak başladım. Bu şekilde ilerliyoruz. Tekrar şimdi 3 tane ikili trabzan yapacağım. Şuralarda olduğu gibi. Bunu yineliğe yineliğe ilerliyoruz. Şuradan 3 veya 4. sık iğne kalana kadar yani ben size tam şu noktada falan kalınca döneceğim. Yani en son 9 tane sık iğne yapmam gerekiyor. Muhtemel 2 veya 3 tane sık iğne kalmalı. Şurada olduğu gibi. O yüzden ya 3 ya da 4. sık iğne de şimdi yapacağım ben de. Tekrarlayacağım şunu. Tam şu noktada tekrar buluşuruz. Bu şekilde devam ediyoruz. 9 tane sık iğne. Önden 3 tane ikili trabzan. Arkadan 3 tane sık iğne boşluğu bırakıp tekrar 9 tane sık iğne yapıp bunu tekrar ediyoruz. Sadece bunu tekrar edin lütfen. Dediğim gibi ilmek sayısı 160. 160 üzerinde gidiyoruz buna. Ve 3 veya 4. sık iğne bitimine kadar devam ediyorum ben. Bu noktada tekrar görüşürüz. Sıra sonuna geldim. Dediğim gibi 9 tane sık iğneden sonra burada 4 tane sık iğne kaldı. Bunun 3 tanesini ikili trabzan yapacağım. Son bir tanesini şuralarda olduğu gibi arkada şu şekilde boşluk tam kalmasın diye sonuncusunu sık iğne yapacağım. Yani sonuncu 9 tane sık iğneden sonra kenara sıradaki ilmeğin altına batıyorum. İkili trabzan, 3 tane ikili trabzan yan yana yapıyorum. Burada 4 tane sık iğne vardı. Sonuncusunu da şu şekilde tek katına batıyorum. Şuraya ben bir dikkatli batayım. Evet. Ve sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip ipi kesiyorum.
diğer sıraya geçeceğim ama ondan önce kendinizi benimle aynı sayıda gidenler için check etmek için, yani kendinizi kontrol etmek için ikili trabzanların, 3 tane yaptığımız ikili trabzanların kaç tane olduğunu birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Başlangıçta birlikte 14 tane ikili trabzan var. Diğer sıra için diğer renk tonunu alıyorum. Başlangıçtaki ilmeğe batıyorum. Bir zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Bunu da takıyorum. Ve sıraya başlıyorum. Önümde iki tane ikili trabzan var. Onların arkadaki katlarına batarak, tek katına batarak iki tane sık iğne yapıyorum. Sıradaki sık iğneye değil, ta ip alıyorum. Bir alt sıradaki, kendi renk tonundaki sık iğneye batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Hatırlayalım, burada 9 tane sık iğne vardı. Bir tanesine ikili trabzan yaptım. Geriye 8 tane sık iğne kaldı. Sonuncusuna da ikili trabzan yapacağım. Arada 7 tane sık iğne kalmış olacak. Ve şimdi 7 tane sık iğne yapacağım ben. Buradan bir tane boş bırakıyorum. Sıradakine batıyorum. Şu ipi de beraber yürüterek devam edeceğim çünkü. Arka katlarına batıyorum. Hep belirtiyorum. Unutmayalım diye. Ve 7 tane sık iğne yapacağım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane sık iğne yaptım. Geriye bir tane sık iğne kaldı. Ona dediğim gibi ikili trabzan yapıyorum. Sırada 3 tane sık iğne var. İkili trabzan var. Onların arka katlarına batarak 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Yani ikili trabzanların üzerine sık iğne, kenarlarına da ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanına batıyorum sıradaki sık iğneye batmak yerine. Ta ip alıyorum. Alttaki kendi renk tonuna batıp ikili trabzan yapıyorum. Buradan bir boşluk bırakıyorum ve 7 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sonuncu sık iğneye batmıyorum. Ta ip alıyorum. Kendi renk tonundaki bir alt sıradaki sık iğneni ön kısmına batıp ikili trabzan yapıyorum. Ve bunu bu şekilde tekrarlıyorum. Yani önümdeki 3 tane ikili trabzanın arka katlarına batarak 3 tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneye batmıyorum. Ta ip alıyorum. Bir alt sıradaki kendi renk tonundaki sık iğnenin ön kısmına batıp ikili trabzan yaptıktan sonra bir boşluk bırakıyorum ve 7 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4,
5, 6 ve 7. Sıradaki sık iğnenin altındaki kendi renk tonuna batıp ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada biz bunu yapıyoruz. Deseni zaten kurduk. Bu sırada da bütün tekrarımız bu şekilde olacak. Yani ikili trabzanların üzerine sık iğne, hemen yanından batarak ikili trabzan yapıp araya 7 tane sık iğne yapıp sonuncu sık iğnenin bir alt sırasındaki kendi renk tonuna batarak ikili trabzan yapmak ve yine bunu tekrarlamak. Bu şekilde tekrar ede ede sıra sonuna kadar gelelim. Buluşacağımız noktada tam şuradaki kenardaki ikili trabzanın bir öncesindeki sık iğne olsun. Şurada tekrar köşede.